Sivas'ta sonuçta bir deprem kuşağında. Evet. Belki onlardan derece olarak biraz düşük olabilir. Ancak sonuçta fay hatları bizim kuzeyimizde, işte güneyimizde. Batıya da gittin zaten orası daha bir ağırlıklı. Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum aslında. İnşaat mühendisi ve aynı zamanda program yapımcısı ve yorumcusu olan yazar Taceddin Kepenek katıldığı Tarım Saati deprem özel yayınına konuk oldu. Bu raporda da Sivas'ın ve ilçelerinin depremsellik yönünden, heyelan yönünden, sel taşkını yönünden yani her türlü afet yönünden değerlendirmeleri ve risk analizleri yapılmış. Durum ortaya aslında konmuş. Bütün izleyicilerimiz, ilgili olan herkesin bunu internetten indirerek bu raporu okumalarını tavsiye ediyorum. Şimdi Sivas için şöyle basitçe söyleyelim. Sivas'ın yerleşim alanları merkez olarak konuşuyorum. Merkez alanlarında alüvyon zeminler var. Kızılırmak Havzası ve Mısmılırmak bölgesi. Evet. Buralarda sıvılaşma riski olan bölgeleri işaretlemişler. Bunlar belli. Evet. Yani bu bölgelerde sıvılaşma riski var zemin açısından. Yine Seyfebeli tarafından Sivas'a doğru o bölgelerde de zeminin yine yapısından karstik boşluklar, jips arazinin suyla erimesi sonucu zemin altında ciddi boşluklar var. Hatta zemin boşlukları. Bu su... Kepenek canlı yayında Sivas'la ilgili imar yapılanmasına ve Sivas'ta deprem riskinin yaşanacağı bölgeler hakkında bilgiler verdi. Bu zeminin durumu. Yapı stoğu açısından da AFAD raporunda diyor ki Sivas'ta 32.023 tane bina var. Evet. Sayılmış bunlar. İşte bu 32.023 binanın %60'ı betonarme, %40'ı işte yığma ve eski tip yapı nizamları, yapı şekillerinden. Bu 32.023 binanın 2.920 tanesi risk altında diye raporda bir ifade var. Yani çok büyük bir oran. Tabii yaklaşık %9, %10'a denk geliyor. %9 civarında bir risk altında bina var diye bir tespitte bulunmuş AFAD. Ayrıca yine şehir merkezi için genel görünüm itibariyle yapıları değerlendirmişler. Genel görünüm itibariyle de yapıların %60'ının kötü görünümde olduğunu ifade etmişler. Yani gözle, görünüm olarak. Fakat şöyle bir orada sevindirici durum var. Bu %60 kötü görünümlü denilen yapıların da %80'i, 90'ı 1-2 katlı. Sivas İl Afet Durum Müdürlüğü tarafından yayınlanan yerleşime uygunluk haritası üzerinden bilgiler veren Kepenek, Kızılırmak kenarının sıvılaşma tehlikesi riski açısından imara açılmasına tepki gösterdi. Sivas'ın bir haritasını vermiştim size. Onu korsanız. Onlar bir jeolojik yerleşim planı çıkartıyorlar. Diyorlar ki bura alüvyon, burası boşluklu zemin, burası kaya. İşte bakın değerli izleyiciler. Şimdi bu Sivas merkezin önlemli alan haritası ki bu Sivas yerleşim planına da imar planına da altlık olan şeydir. Ortada pembe ile içinde mavi olan bölge Kızılırmak'ın hattı. Evet. Bak o pembe aşağıdaki lejantta diyor ki pembe sıvılaşma tehlikesi açısından sorumlu alanlar değerli izleyiciler. Kızılırmak'ın hattı yani bu şehrin merkezi şu anda gördüğümüz yer. Evet. Bakın o sol üst köşede Çelebiler yazıyor, sağ üst köşede Beytunar yazıyor, sağ üst köşede Çelebiler'den havalanına giderken. Yani bu şehrin merkezi şu renkli renklendirilmiş yer. Kızılırmak'ta ortadaki pembe, pembenin içindeki mavi yani. Evet. Kızılırmak'ın sağa solu komple sıvılaşma riski olan alan. Bak değerli izleyiciler, sıvılaşma riski olan alan. Ve diyor ki siz belediyeden bir imar durumu aldığınız zaman o bölge imara açılmış dahi olsa oradaki notu yazıyorlar. ÖA1 alanında kalmaktadır. Yani burada sıvılaşma riski vardır, önlem alın diyor. Kepenek canlı yayında hakkıyla işini yapmayarak can ve mal kaybına sebep olan yetkililere veryansın etti. Burada mavi ile boyalı alan var, mavi renkli. Evet. O mavi renkli de ÖA2 diye alttaki lejantta ifade edilen alan.
Orada ne diyor? Önlem alınabilecek nitelikte erime boşlukları açısından sorunlu alanlar. İşte o kılavuz, Şeyh Şamil, o bölgeler değerli izleyiciler. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki arkadaşlar, belediyedeki arkadaşlar, piyasadaki müteahhitler, inşaat mühendisleri, bütün mühendisler. Ya bir mühendis mimar olmayan müteahhidin yaptığı binada adı şantiye şefi olup da kaç tane adam gidip o inşaatların başında gerçekten şantiye şefliği yapıyor? Kaç tane adam? İnsan Allah'tan korkar. Bunu herkes biliyor. Herkes buna göz yumuyor. O mühendis arkadaşım orada olsa onu yaptırmaz. Hatta o mühendise yetki vereceksin. O müteahhidi gerekirse gidip savcılığa verecek, karakola verecek, ellerini tutuk, kelepçe ettirip attıracak içeriye. Böyle bir yetkisi yok. Adama veriyorlar 3 kuruş, 5 kuruş, 5 tane de yer alabilirsin diye bir yönetmelik maddesi var. Elektrik mühendisi de beton döktürüyor, şantiye şefi. Makinacı da, jeoloji de, efendim teknik öğretmen de, hepsi şantiye şefi. Bir tane gidip bunlardan o müteahhidin inşaatının başında duran var mı? Niye? Çünkü o adam orada şantiye şefi diye çalıştırsa 16 bin lira, 20 bin lira para vermesi lazım. Ayda 1000 liraya, 2000 liraya yeter ki imza at diyorlar. Bunu bilmeyen var mı Türkiye'de ve Sivas'ta? Siz neden bahsediyorsunuz? Hatay'ı da böyle, efendime söyleyeyim Diyarbakır'ı da böyle. Hatta bazı bölgelerde yapı denetim firmaları uğramıyor bile. İmza atıyorlar. Bunu belediyedeki arkadaşlar bilmiyor mu? Hepiniz biliyorsunuz. Hatta bazı şantiye şeflerine boşta. Bu nasıl bir düzendir? Ama işte sonuç bu. Sonuç bu. Devam edelim böyle. Öyle mi? Devam edelim. Yok öyle bir dünya yok kardeşim. Dünyada öyle bir ülke yok. Nefret ettim bu meslekten ya. Nefret ettim. Yeter artık. 3 kuruş için cahil cuhalanın yaptığı işin içine girip insanlar hayatını kaybediyor. Yeter artık ya. Olmaz. Bu saatten sonra yine aynı böyle. Ya şöyle olur. Ya böyle olur. Aman şunu da idare edelim. Olmaz böyle bir şey. Yönet